Yazılı sonuçlarını okumadan önce bir şey anlamak istiyorum. Bunlardan biri Timuçin'in, biri de Cennet'in sınavı. İki kağıtta yazılanlar tıpatıp birbirinin aynı. Amma da tesadüf. Bir tarih sınavında böyle bir şey nasıl olabilir? Farklı şeyler yazıp tarihi çarpıtacak değildik ki hocam. Kopya çekildiği kesin. Ama benim merak ettiğim hanginiz öbüründen çekti? Sizi merakta bırakmak istemeyiz. Ben ondan çektim. Hayır hocam, ben çektim. Vallahi ben Timuçin'in kağıdına baktım. Hocam, Cennet beni korumaya çalışıyor. Ben onunkine baktım. Bu böyle anlaşılmayacak. Siz en iyisi yazı tura atın. Terbiyesizleşme. Hem sen 3 gün okuldan uzaklaştırma almamış mıydın? Almıştım ama Timuçin'in annesi sayesinde kaldırıldı. Timuçin'in annesi de kim oluyor? Belediyede acayip yetkili bir pozisyonda kendisi. Sizin de imar iskan sıkıntısı falan varsa halleder. Bana bak. Kopartırım senin o dilini, ukala şey. Son kez soruyorum. Hanginiz kopya çekti? Dedektiflik yeteneğinizi ziyan etmeyin hocam. Değmez. Kimi kimden çektiğine fark eder? Zaten 2 günde unutulacak kaybeden bilgiler. Öyle mi canım? O yüzden mi kopya çekiyorsunuz? Hayır. Hele o konuya hiç girmeyelim. Biz sizin yüzünüzden kopya çekiyoruz. O kadar zevksiz, o kadar cansız ders anlatıyorsunuz ki kimse sizi dinlemek istemiyor. Siz insanın öğrenme isteğini dumura uğratıyorsunuz. Ben mesela sizi dinlerken gözlerimi açık tutamıyorum. Herkes uyuyor, esniyoruz. Rüya görenler, sayıklayanlar bile var. Niye? Çünkü talim terbiyenin emrettiği şeyleri tekrarlayıp duruyorsunuz karşımızda. Biz de inek gibi ezberliyoruz. Ondan sonra da al sana 3, sana 2, sana 5, sana 0. Bu dersi daha eğlenceli bir hale getirmenin başka yolu yok mu? Ne bileyim, mesela keşke tiyatro yeteneğiniz olsaydı. O zaman daha eğlenceli dersi anlatırdınız. Biz de uyumazdık, sizi dinlerdik. Kopya da çekmezdik. Yeter! Her şeyi çok iyi biliyorsun. Evet, her şeyi biliyorum. Dersin hariç. Dersimi de biliyorum. Ne sorsam yanıtlarsın. Evet, istediğinizi sorun. Pekala, görelim bakalım. Tamam, görelim. Söyle bakalım çok bilmiş. Niğbolu Savaşı kaç yılında yapıldı? 1396. İlk düzenli orduyu kim kurdu? Orhan Bey. İlk Haçlı Savaşı? Sırp Sındığı. Birinci Kosova Savaşı. 1389. Ankara Savaşı. 1402. İlk Sultan unvanı kime verildi? Murat'a. Ridaniye Savaşı. 1517. Yükselme devri padişahları. Birinci Mehmet, ikinci Beyazıt, birinci Selim, birinci Süleyman. Birinci Süleyman aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman olarak da bilinir. Şak be.